Evet sevgili arkadaşlar, şimdi benim için keyifli, sizin için zor olan kısmına geldi sıra. Müsaadenizle şöyle güzel bir lokmayı hak ettik. Merhabalar Sihirli Mutfak 01 takipçileri. Bugün evde enfes bir şekilde güzel bir yemek vaat ediyorum size. Bunun için ortalama 250-300 gram kadar bir et, biraz kolot peyniri, bir paket krema, 4-5 tane çedar peyniri ve 3-4 adet de patatese ihtiyacımız olacak. Ben antrikot ilave ettim. Kontrfile etimiz evde kalmadığı için bu tarifte kontrfile et yapmanızı öneririm. Çünkü yağsız bir et olması lazım. Yanına krema, çedar peyniri, kaşar veya kolot peyniri, hangi peyniri seviyorsanız mozzarella da olabilir. Girdiği için kalorili bir yemek olduğundan dolayı ve patates kızartması da olduğundan dolayı yağsız bir et tercih ediyoruz. Bunun için de en iyi et şu anda kontrfile et. Bunları yaklaşık 1 saat önceden zeytinyağı ve biraz da kaya tuzuyla birlikte beklettim. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan bu enfes yemek için hemen yapımına başlayalım. Evet, patateslerimizi hemen doğramaya başlıyoruz. Burada ben patateslerimi kibrit çöpü gibi ince ince doğrayacağım. Çünkü çıtır olmasını istiyorum. Bunu rendeleyebilirsiniz bu arada. Şuradan şöyle alalım. Evet arkadaşlar, patateslerimizi ufak ufak kibrit çöpü şeklinde doğradık. İlk başta bu yemeğin yapımında bu kısmı biraz zahmetli veya pek zevkli gelmiyor ama emin olun sonu güzel olacak. Şimdi iki defa nişastasını çıkardıktan sonra süzüp kurutup hemen yağımıza atıyoruz. Evet, patateslerimizi kuruttuktan sonra yağımıza hemen gönderiyoruz. Sadece bir düzeltiyoruz. Ne dedik? Hiç oynamıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi patateslerimiz kızarırken hemen bir kaba kremamızı koyuyoruz. Tamamen altı kısık, en ufak gözde. Hemen arkasından kolot peynirleri veya daha önce de dediğim gibi mozzarella peyniri de yakışıyor. Gelsin arkasından çedar peynirleri. Evet, peynirlerimizi de ekledikten sonra bunu kısık ateşte bu arkadaşı kendi haline bırakıyoruz. Hiçbir şekilde dokunmayacağız buna. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi peynirimiz aşağı doğru erimeye başladı. Bu aşamada isteğe bağlı bu. Az bir şey muskat cevizi. Yeterli olacaktır bu miktar. Evet arkadaşlar, kremamız oldu. Şöyle bir çay kaşığı kadar, çok az, içine renklenmesi için hardal atıyoruz. Ocağımızın altını kapatıp bu arkadaşı dinlenmeye alıyoruz. Evet, patateslerimiz de kızardı. Bakın, hiç oynamamamızın faydaları. Hemen şöyle bir yağlı kağıdı al. Evet, patateslerimiz kenarda kızardı, bekliyor. Sosumuz da aynı şekilde, kremamız soğumada. Şimdi gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Ve etlerimizi hemen döküm tavamıza koyuyoruz. Altı tamamen açık. Hiçbir şekilde kısmıyoruz ve mühürlenmesini bekliyoruz. Kontrfile etlerimiz daha ince olduğu için bakın hemen kenarına rengi dönmeye başladı. Bunların çevirme zamanı geldi. Antrikot için şu anda biraz daha zamanı var.
Evet, antrikotun da zamanı geldi. Şimdi sıra geldi diğer yüzlere. Bakın, etleri daha önceden buradan pişirdiğim için buranın ısısı azalıyor döküm tavada ister istemez. Onun için mümkünse eti başka bir yere alırsanız daha iyi olur. Şu an tavamda fazla yer olmadığı için mecburen bu tarafa aldım bize alınması için. Şimdi etlerimizi kurutmadan sıra diğer tarafta. Şu güzelliği görüyor musunuz? Yağlar kendi yağı tabi karamelize oldu. Evet, şimdi etlerim pişti. Altını kapatıyorum. Bu zamana kadar tamamen döküm tavamın altı açıktı. Şu an yeni kapattım. Hiç kısmadım. Bakın. Görüyor musunuz? Tamamen suyu içerisinde. Birazdan keserken göreceksiniz zaten. Evet. Gelsin bakalım etlerimiz. Bunları nasıl isterseniz o şekilde doğrayabilirsiniz ama en güzeli jülyen şekilde doğramak. Şimdi gelsin hemen patatesler. Üzerine diz. Şimdi sıra geldi sevgilileri buluşturmaya. Bakın sosumuzu görüyor musunuz? Bu kıvamda olması lazım. Evet. Şimdi sıra geliyor en güzel ana. Biraz sonra tadım için beraberiz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi benim için keyifli, sizin için zor olan kısmına geldi sıra. Müsaadenizle şöyle güzel bir lokmayı hak ettik. Şöyle patatesinden de alalım. Müsaadenizle. Bu yemeği yap ya, yap. Çoluğuna yap, çocuğuna yap. Kime istiyorsan yap. Bunu yemeyecek olan yoktur. O peynirin sosu, etin lezzeti, patates kızartması zaten güzel bir şey. Hepsi birleştiği zaman gerçekten enfes diyorum. Enfes ötesi bir lezzet olmuş. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Müsaadenizle bir lokma daha alacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma buraya kadar seyrettiğiniz için bu videomda size tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Kanalımız her geçen gün sizlerin sayesinde daha da fazla büyüyor. Ne diyoruz? Sihirli Mutfak 01 kanalına abone olmayı, aşağıda beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.